Devam edelim sıradaki haberimizle. Bu yıl 33.sü düzenlenen American Hospital The Bodrum Cup kampanya töreniyle başladı. Organizasyonda bugün ilk etap geçildi. Dünyanın dört bir yanındaki yelken sporcularını ve meraklarını Bodrum'da bir araya getiren Uluslararası Deniz Festivali The Bodrum Cup kampanya töreniyle başladı. 60'ın üzerinde tekne ve 1500 kişinin mücadele ettiği organizasyonun ilk etabı geçildi. Etap Bodrum Kalesi önlerinde başlayıp yine aynı yerde son buldu. Deniz üzerindeki yelkenler renkli görüntüler oluşturdu. Start öncesi Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın katılımıyla bu yıl Bodrum'da yaşamını yitiren denizciler Mustafa Cengiz, Melih Geçkil, Mustafa Odabaşı ve Erol Ağan anısına denize çelenk bırakıldı. Organizasyonda bu yılın rotası Çökertme Mahallesi ve Kisebükü Koyu gibi yazın çıkan yangınlardan etkilenen bölgeler olacak. The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal detaylar hakkında bilgi verdi. Bu yıl 33. American Hospital The Bodrum Cup'ı organize ediyoruz. Bildiğiniz gibi pandemik şartları nedeniyle geçen sene bir anma seyri yapmıştık. Sağlık çalışanlarımızla 33 yılın şampiyonlarını okul gemisinde tek teknelik bir yarış yaptık aslında geçen yıl. Bu yıl çok acayip bir heyecan var aslında limanda dünden beri. Çünkü yarışçılarımız çok özlemişler The Bodrum Cup'ı. 60'ın üzerinde kayıt var şu anda. The Bodrum Cup Onursal Başkanı Erman Aras, genç nesli yelkenle buluşturdukları için çok mutlu olduklarını ifade etti. Çok mutluyuz. 33 yıldır aynı heyecanla yine Bodrum'dan start alıyoruz. Yine her yıl olduğu gibi dünyanın dört bir yanından gelen yarışçılarla birlikteyiz. Yine dostluk mesajlarımızı, yine doğayı koruyabileceğimiz, denizleri koruyabileceğimiz mesajlarımızı vermek istiyoruz. Tabii en çok bizi gururlandıran yıllar içerisinde birçok gencimize yelkeni sevdirdik. Zaten Bodrum Cup'ın amacı yelkeni sevdirmek, genç nesile öğretebilmek, onların tecrübelerini aktarabilmek. Bilen eski kaptanlarımızın bütün birikimlerini onlara aktarabilmekti. 33 yılın sonunda görüyoruz ki çok çok ileri gitti. Amacımıza ulaştık ve bugün o gençlerle birlikte ve yeni Optimus ve Lazer çağında hala Bodrum'da ve bölgemizde yelken yapan gençler de içimizde. Onlarla birlikte yelken açmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Artık Bodrum Cup gerçekten hem ülkemizin olduğu kadar Akdeniz'in de artık en büyük deniz organizasyonlarından birisi.